Selam arkadaşlar. Bugün farklı bir yerde, farklı bir dünyadayız. Milattan önce 1200'lerde başlayan bir enstrümanın yapım fabrikasında, yapım atölyesindeyiz. Neden bahsediyorum? Zillerden. Arkada da gördüğünüz gibi İstanbul'a Agop zillerini ziyarete geldik bugün. Sevgili Rudy arkadaşımla sohbet edeceğiz. Rudy bilmiyorum kaçıncı kuşaktır ama çok kuşaklardan biri. Zilciyan'ın Osmanlı Mehteran takımına zil üretmesiyle başlayıp, o başta size gördüğünüz zilleri üretmesiyle başlayıp bugünlere gelen ve Türkiye'de üretilip bütün dünyaya satılan 1780'lerde Mozart ve Haydn'la başlayıp daha sonra bütün dünya müziklerine giren bir enstrümandan, bir zilden bahsediyoruz. Biraz evvel anonsta dediğim gibi bugün İstanbul Agop zillerindeyiz ve sevgili Rudy ile birlikteyiz. Rudy nasılsın? Teşekkürler, iyi misin? Nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi sormak istediğim o kadar çok şey var ki konu çok geniş. Bizim işte format gereği 20-25 dakika arası bir şey yapıyoruz. Biraz zor sığdırması ama işte deneyeceğiz bir şekilde. Her şeyden evvel genel bir tarihçeden başlayıp özel bir tarihçiye geçeceğiz. Genel tarihçe nedir? Beni çok bu konuyu çekmeme sebep veren ve benim kendi şahsım olarak da ilgi alanım olan bir konu. Çünkü niye? Zil yapımı Osmanlı'da başlamış, işte Mehteran için üretilmiş ve seneler içinde bütün dünya müziklerine bir şekilde entegre olmuş, bir şekilde girmiş. Bunu ilk askeri bandolar ve Haydn, Mozart gibi besteciler kullanmışlar. Daha sonra işte fuarlarda falan sergilenmiş, etmiş ve bütün dünyanın ilgisini çekip bu tarihe gelmişiz. Şimdi biz senden dinlemek istiyoruz. Yani işin erbabından bizim bildiğimiz bilgiler genelde ne de olsa yüzeysel, senin kadar bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bir anlat bize bu zilin genel tarihçesini. Yani şimdi en baştan başlamak gerekirse zil zaten çok geniş bir tarihi olan enstrüman. Aynen. Çok eskiden dediğiniz gibi Osmanlı Mehter takımından vesaireye kadar bizim de başlangıç olarak aldığımız kadarıyla dedemden kalan bir miras bizde zaten. Dedem Agop Tomurcuk çok küçük yaşlarda Zilciyan'ın yanında çırak olarak başladıktan sonra gide gele tabii ki biraz daha işin içerisinde olarak bu işin içinde olmaya başlamış. Kendisi de çok severek yapmış zaten. Bence zaten zil üretmek çok sevmekle yapılacak bir şey gerçekten. Şüphesiz çünkü bir el sanatı, sevgini vererek yaptığım bir şey. Dediğim gibi dedem Agop Tomurcuk Zilciyan'ın yanında çalışmaya başladıktan sonra gel zaman git zaman uzunca bir süre orada çalıştıktan sonra ustabaşı oluyor. Hı hı. 1977'lerin son, 70'lerin sonlarına doğru Zilciyan tamamen Türkiye'den gidiyor. Amerika'ya göç ediyor. Daha sonrasında dedem ustabaşıyken fabrika kapatıldıktan sonra zaten bütün fabrika dağıtılıyor. Ustabaşılıktan sonra çeşitli işler yapıyor. Bu çeşitli işlerden sonra yine zil yapması gerektiğine karar veriyor. Ben bu işi biliyorum diyor. Tekrardan bu işe başlamaya karar veriyor. Kendi başına ilk başta başlıyor. Ama tabii ki hem maddi olarak hem manevi olarak çok zorlandığından dolayı yanına birisini almak istiyor. Aynı şekilde Zilciyan'da çalışan kendi arkadaşı o zaman Mehmet Tamdeğer ile beraber başlıyorlar tekrardan ve İstanbul Zilciler firmasını kuruyorlar. Hı hı. 96 yılına kadar beraber devam ediyorlar. 96 yılında bir tekne kazası geçiriyoruz. Dedemin vefatından sonra Mehmet Tamdeğer yine aynı şekilde firmayı devralmak istiyor. Ama şimdiki firmanın başında olan amcam ve babam Sarkis Arman Tomurcuk buna katı suretle izin vermiyorlar tabii ki ve ayrılıyorlar. Evet. Radikal bir karar alarak Arman ve Sarkis Tomurcuk babam amcam firmanın ismini İstanbul Agop olarak değiştiriyor. Hı hı. Ve şimdiki tarihimizi başlatmış oluyoruz. Evet. 96 yılından bu zamana. 96'dan bu yana. Peki şimdi bir kere İstanbul Agop zillerinin bir özelliği var. Tabii ki Zilciyan bu işin dünyadaki en eski firması. Zaten tabii. Dünyadaki en eski aile firması olarak kabul ediliyor. Tüm yanlış bilmiyorsam evet. Zilciyan. Tüm sektörler içerisinde. Ama Agop zilleri de neticede Zilciyan'ın bir uzantısı. Dolayısıyla bu malzeme elde üretilen bir malzeme. Tamam. Ve dünyada da artık biraz
otomasyona geçilmiş, biraz fabrikasyona geçilmiş ama Türkiye'de hala hazırda bu içinde bulunduğumuz fabrika binasında üretim elde yapılıyor. Biraz bana bundan bahset. Şimdi şöyle, sizin dediğiniz gibi zaten Türk zilleri deyince aklımıza direkt el yapımı geliyor ve biz bunu yaşatmaya ve yaratmaya çalışıyoruz. Zaten markamızın da altında Handmade Front İstanbul diye yazdığımız kadarıyla da elimiz üretmeye çalışıyoruz. En başından en sonuna kadar olabildiğince dökümünden silindirine, silindirinden tornasına, tornasından çekicine. Ortalama bir zilin üzerinde zaten en büyük zillerimizi aldığımız zaman 5000'e yakın bir çekiç darbesi, çekiç darbesi var. Ki bu da çok büyük bir iş gücü demek oluyor. İnanılmaz. Gerçekten çok büyük bir emek bunun karşısında. Biz tamamen el yapımı yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun yanında başka sectionlarımız da var aşağı yukarı. Hani tamamen yine makine değil kesinlikle, yine el kesinlikle değiyor. Ama makinenin de içine girdiği kısımlar var. Teknolojiden. Biz olabildiğince en başta dediğim gibi el yapımını üretmeye, el yapımını yaşatmaya, Türk zillerini dünyada duyurmaya devam etmeye çalışıyoruz. Evet, zaten dünyada da büyük bir ilgi var benim bildiğim kadarıyla Argop zillerine. Yükselen bir trendin içindeyiz diyebiliriz. Evet, bir sürü endorserlık verdiğiniz davulcu var. Ki geçenlerde biz Ferit Otman'la bir söyleşi yapmıştık. Orada da bahsettik Agop zillerinden. Keza daha evvel Pentagram Cenk Ünlü ile bir sohbetimiz vardı. Cenk Ünlü de yine Agop zillerini kullanan bir sanatçı. Dolayısıyla bunlar Türkiye'den bildiğimiz ünlü sanatçılar ki daha da var bildiğim kadarıyla. Kimdir mesela sizin zilleri kullanan dünyada ve Türkiye'deki ünlü davulcular? Şöyle ilk akla gelenler en azından. İlk akla gelen tabii ki en ünlü isimlerimizden biri Cindy Bayakma Santana. Evet. Hani çok ünlü bir davulcu zaten. Aynen. Kendisi duayen olarak sayılabilecekler. Bunun yanında Joey Wollinger var. Hı hı. Bunun yanında yine kullandığımız bir sürü zilleri ismini veren davulcularımız var. Lenny White vesaire. Çok eskiden gelen ama tabii ki şu an aramızda olmayan Mel Levis var. Dediğimiz zamanından çok eskiden kalma aile bağımız var diyebiliriz onlarla. Süper. Onun dışında akla gelebilir sayarsanız sırayla çok fazla uzun gider. Tabii ki, tabii ki. Yani bir sürü grup, bir sürü caz, rockçı kullanmış. Smashing Pumpkins'ten tut, işte ne bileyim Red Hot Chili Peppers'e, Guns N' Roses'a. Yani bir sürü grup, ki eski gruplar da var bunların içinde. Yani King Crimson'lar gibi bir sürü rock dünyasına veya müzik dünyasına damga vuran isimler var. Türkiye'de kimler var? Bizim Ferit var, Ferit Odman. Efendim Cenk Ünlü var. Türk sanatçılar olarak tabii baktığımız zaman Cengiz Baysal elinden eski Duman'ın zaten davulcusu kendisi ama kendisi şimdi burada değil. Onun dışında sizin dediğiniz gibi Ferit Odman var. Onun dışında bir sürü grupla beraber çalışıyoruz. Mor ve Ötesi, Adamlar, Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Son Feci Bisiklet vesaire. Hepsi bizimle beraber çalışıyorlar sağ olsunlar. Süper. Dediğimiz gibi popçuların tabii ki arkasında çalan bir sürü davulcumuz var. Hepsi genel olarak bizden. Hepsiyle beraber ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, her müzik dalına hitap etmeye çalışıyoruz. Süper. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bunu da mesela insanlar merak ediyor. Ben tabii terkiplerini falan sormayacağım ama bu Agop zilleri de özelliklerinden biri efendim elde yapılması. Bir de Zilciyan'dan bu yana gelen bu zil yapımında bir sır. Terkibi tam vermiyorlar. Hani dünyada kopyası üretilmesin diye muhtemelen. Böyle bir giz var. Böyle bir sır var yani. Biraz bundan bahset bana. Yani terkibi açıklama tabii de olayı sadece anlat. Şimdi el yapımı olması dolayısıyla tabii ki her enstrüman aslında çok unik bizde. Her yapılan zil kendine bir sahip buluyor. Herkes kendisine göre bir tınıya göre bir zil arıyor. Aynen. Her gelen davulcu ona göre çalıyor. Bu olmadı, biraz daha işte trash'ını alayım, biraz daha işte şeyini alayım diyor. Her yapılan zil unik olduğu için aslında sırrımız biraz buradan geliyor. Anladım. El yapımı yaptığımız için herkes kendi maharetini veriyor. Her çekiççinin vurduğu çekiç darbesi farklı. Her seferinde tornunun yapılış şekli farklı. O yüzden aslında sır bizim burada hepimizin. Evet. Hep beraber yapıyoruz aslında bunu. Tabii ki paylaşmadığımız bazı prosesler illaki vardır. İllaki var. Ama en başından itibaren en sonuna kadar hep beraber bu sırrı aslında beraber burada tutuyoruz. Çünkü hepimizin verdiği şey farklı her zile. Evet. Her zile o yüzden eşi benzeri olmayacak şekilde buradan çıkıyor ve nihai davulculara, yeni başlayan arkadaşlara vesaireye ulaşıyor. Sır dediğimiz zaman tabii ki dedemden gelen, bizim bildiğimiz babama, amcama iletilen şeyler tabii ki var. Ama yani 5 Şubat'ta Coca-Cola'nın sırrı gibi, vardı. Aynen, mesela onu. Hani dünyada en bilinen, yani enstrümanlarda da sizin böyle bir sırrınız var. Aynen, bizim de tabii ki de öyle bir sırrımız illaki var. En başından sonuna kadar dediğim gibi. Özel olarak tabii ki döküm sırasında alaşımların karıştırılmasıyla bunların belli oranları var vesaire. Tabii ki çok uzun yıllardır ustalarımızla beraber çalıştığımız için onların şüphesiz. Elleri artık tartı gibi. Şüphesiz. O yüzden hep beraber bu sırrı götürüyoruz diye. Muhafaza ediyoruz. Muhafaza ediyoruz. Hem de aynı kalitede üretmeye devam ediyoruz. Kalite zaten bence en önemli şey kesinlikle de o. Kesinlikle kalitede zaten ödün vermemeye çalışıyoruz. O yüzden de
fabrikasyon gibi bir şey yapma imkanımız zaten yok. Çünkü yok. Bizim için asıl zil el işi Türk zili. Hı hı. Bu isimle ilerlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunun kalitesini herkese tanıtmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadar bunu evet. yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bir de zil dediğimiz zaman ben mesela yakın çevremle konuştuğum zaman ki buralardan çok enteresan tepkiler de geldi. Onu paylaştım ben çekim öncesi evet. Rudy ile. Zil dediğiniz zaman kimi kapı zili olarak algılıyor, kimi işte dansöz, oryantal sanatçılarının parmaklarına takıp oynadıkları ziller ki onlar da zil netice tabii itibariyle ama zil. Bizim tabii ki bugünkü konumuz onların hiçbiri değil. Bugünkü konumuz bateride, davulda kullanılan zillerden bahsediyoruz. Böyle bir kavram karmaşası var. Aslında onu da bir arada söylemeye ihtiyacı hissettim o yüzden. Kavram karmaşasıyla ilgili şöyle tabii ki şimdi filmlerde kullanmaya başlandıkça evet. biliyorsunuz daha önce de Whiplash çok ses evet. getirdi. Evet. Çok tanınırlığı kazandırdı bize hem kendi hem marka olarak hem de bateri zili olarak. Hı hı. Çünkü insanlar bateri zilinin nerede çalındığından tutun ne kadar satıldığına kadar pek bilgiye sahip değiller. Değiller. Çünkü bir zilin ne kadar süre çalındığına dair belirli bir süre yok. Ne kadar sert çalındığına göre değişir, hı hı. nerede saklandığına göre değişir, sesinin değişimine göre bunların hepsi belli prosesler. Bu proseslerin sonunda yeni bir zil almaya karar veriyor insanlar. Normal bununla pek ilgisi olmayan insanlar da halde diyorlar ki bir zil ne kadar süre çalınacak da kaç kere alınacak. Evet. Bu kadar büyük bir piyasası var mı? Bilinirlik olarak ne kadar ileriye gidebilir? Evet. Bunun yanında bilmedikleri için de dediğiniz gibi kapı zili olarak düşünen var, dansöz zili aynen. olarak düşünen var, başka türlü ziller, üçgen zilleyen var evet. kimi evet. zamanlarda. O yüzden de bu karmaşayı biraz daha içine girince anca insanlar anca kafalarının bulanıklığını çözebiliyorlar. Tabii. Yoksa uzaktan birisine tabii ki biz zil yapıyoruz deyince ne zili sorusuyla karşılaşıyoruz direkt. Aynen. Şimdi bir de tabii ki buradaki üretimin Rudy yüzde kaçı iç pazardır, yüzde kaçı dış pazardır? Çok büyük yüzdesiyle yani %90'a yakın bir oranla tabii biz yurt dışına gönderen dış bir firmayız. Hı hı. Dış pazar, ihracatçı bir firmayız olabildiğince. Tabii ki Türkiye'de de belli bir pazar var. Şüphesiz. Fakat her ne kadar biz burada olsak da, üretimimizi Türkiye içinde yapıyor hı. olsak da yine de tabii ki de diğer markalar da var. Bize yönelim çok fazla olsa da yurt dışı hı hı. kadar değil. Türkiye'nin de şu anki durumunu da göz önünde bulundurarak hı hı. insanların zil almak için ayırdıkları rakamlarla tabii ki şey farklı. Yine bu arada her zil çalan yani davul çalan herkesin ulaşabildiği bir yerde olmaya çalışıyoruz. Ya aslında da oralardasınız. Oralardayız. Ben fiyatları daha hemen konuştuğum evet. için seninle. Oralardayız ama tabii ki Türkiye için baktığınız zaman biraz zor bu durum. Doğru, haklısın ama şimdi belirli bir kaliteyi amaçlıyorsak, tabii. belirli bir kaliteyi arzuluyorsak haliyle normalden biraz daha fazla ücret ödemek gerekiyor. Bu salt zilde geçerli değil, hayatın her yerinde her yer aynı geçerli. Şekilde. Dolayısıyla biraz öyle ve benim mesela ilgimi, alakamı çeken de bu konuştuğumuz sohbette Türkiye'den daha fazla yurt dışında tanınır olmanız. Çalışma yurt dışının bütün yani. Müzik piyasalarında Agop zilleri, Agop İstanbul zillerinin gayet iyi bir şekilde bilinmesi, sanatçılar tarafından kullanılması çok önemli. Biz bunu Türkiye'de ne kadar tanıyoruz veya ne kadar tanıtabiliyoruz? Böyle bir firmamız var. Bütün dünyaya mal üretiyor, bütün dünyaya satıyor. Çin'e kadar dedin değil evet. mi Rudy? Çin'e, evet, kadar Çin'e kadar yollanıyor. Ve biz bu firmanın ne kadar farkındayız? Çok emin değilim. Yani benim zaten bugün buraya çok özellikle gelmek istemem bundan kaynaklanıyor. Sağ olsun Rudy de, Sinan arkadaşım da bana çok yardım ettiler bu konuda. Bir sürü yer dolaştık. İçeride. Hepsini size gösteremeyeceğiz ama gerçekten çok enteresandı. Bunu biraz anlatmak istedim. Yani bugünkü programın asıl çıkış noktası bu. Evet Rudy, yani neticede M.Ö. 1200 yıllarında başlayan, yapımı başlayan bir enstrümandan bahsediyoruz ama çekim öncesi sohbetimizde sen zaten dedin ki aslında bu aynı zamanda silah olarak kullanılıyor. Böyle de bir enteresanlığı var. Yani mehteranda galiba değil mi bu silah olarak da kullanılmış belirli ölçülerde. Tabii askerleri biraz daha şevklendirmek, düşmana karşı biraz daha onları şevklendirip daha kuvvetli şekilde hücum yapmalarına karşı hı-hı. en önden giderek onlara yol gösteriyorlar aslında ilk başlarda evet. yapılan şeylerde. Çok eski tarihi olmasıyla beraber zaten 1623 yılından beri aslında Zilciyan firması da bunu yapmaya başladığını söylüyor. Daha sonrasında zaten 1700'lerin sonlarına doğru
devlet desteğiyle beraber yurt dışında kurulan firmalarla Osmanlı'da da üretilmeye başlanıyor. Doğru. Sizin de daha önceden söylediğiniz gibi Mozart da bunu kullanmaya başlıyor. Evet. Haydn ve Mozart bestelerinde ilk zili kullanan besteciler. Besteciler. Evet, çok enteresan bir tarih ve çok enteresan bir geçmiş. Yani bir enstrümanın evrile şimdiki bu hale gelmesi. Alması. Şimdi bu arkamızdaki duvar tabii ki hoş görüntü olarak ama bizim burada çekmeyi planlamamızdaki bir başka sebep de aslında bunların hepsi davulcuların kullandığı zillerin karakteriyle alakalı deyimler. Dolayısıyla bunun önünde çekiyoruz. İşte dark var mesela gördüğüm, crispy var, bayılım var, chic var, complex var, dry var, böyle bir sürü deyim. Hepsi bunların işte bu gördüğünüz bütün deyimlerde tınılar üretiliyor burada. Çok basit bir iş değil. Yani elle vura vura bütün bu tınıları şekil veriliyor, sesine yön veriliyor. Sesi hatta kişiye özel sesler üretilebiliyor. Yani insanın aklının alacağı iş değil. Yani bunu bilgisayarlar, makineler yapıyor desek belirli ölçülerde kabul edilebilir bir şey. Ama bunu insanlar ellerinde işte 5000'e yakın çekiç darbesiyle bu tınıları yaratıyor dediğimiz zaman benim için çok enteresan. Bilmiyorum, senin eklemek istediğin bir şey var mı buna? Ben mi yanlış bir şey söylüyorum? Yok, söylediğiniz her şey tamamıyla doğru. Sadece dediğiniz gibi ekleyebileceğim şey üzerine çekiç darbesiyle bu dediğiniz gibi yapılıyor. Şekil veriliyor, sesi ona göre değişiyor. Ne kadar az, ne kadar çok olduğuna göre sesi de değişiyor. Ağırlığına göre sesi değişiyor. Açıklığı, kapalılığı, bunların hepsi en başından sonuna kadar belli ilerleyen prosesler sonuçta. Dediğiniz gibi bilgisayarlar diye bunu yapıyor deseydik çok okey bir şekilde buna onay verebilirdik. Kabul edilebilir derdik zaten. İnsanlar da aslında bence zil yapımını çok hafife alıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü buraya geldiği zaman bütün müşterilerimizden, davulculardan ya da bununla hiç alakası olmayan insanlardan aldığımız bütün feedbackler aynı. Gerçekten çok zor bir işmiş. Biz bunun böyle olduğunu düşünmemiştik. Bu kadar büyük ilerleyen bir yapının içinde olduğunu düşünmemiştik. Çok daha minimal, çok daha kısa süreli üretilen bir yapı olduğunu düşünmüş bu şekilde ilerliyor. Tabii ki bizim bu işe verdiğimiz önem ve değerle de alakalı. Biz de aynı zamanda bunu çok önemli şekilde bunu ciddi alarak yaptığımız için tabii ki aşağıda gösterdiğimiz kısımlarda da gördüğünüz üzere herkes kendini çok vererek yapıyor. Bir zili üretmek için çok fazla efor sarf ediyor. O yüzden de insanlardan aldığımız feedbackler bizi çok mutlu ediyor. Herkes bunun çok önemli ve ciddi bir iş olduğunu en azından buraya geldiğinde anlıyor. Nitekim bizim de zaten anlatmak ve bahsetmek istediğimiz önemli detaylardan birisi de bu. Hani el yapımı zilin zor olduğunu ve bunun bu topraklara ait olduğunu, bu topraklardan dışarıya gittiğini anlatmak bizim tek amacımız. Bir de mesela biz şimdi birazdan Rudy ile birlikte, Sinan'la birlikte aşağıya ineceğiz. Aşağıda atölye kısmında da çekimler yapacağız. Bunların bir kısmı biz konuşurken zaten görüntüye gelecek ama bir tane bir yeni üretilen bir şey var. Yani yeni dediğim zannediyorum 4-5 senedir üretilen bir şey var. Pandemiden önce diyebiliriz. Pandemi öncesi çıkan bir şey var. Mesela bundan bana Ferit Otman, sevgili Ferit bahsetmişti. Yani insan alkış sesini çıkartan bir zil üretilmiş mesela. Bu da çok enteresan. Özellikle hip hop sanatçıları çok kullanıyor diyorlar. Kullanan ünlüler de var bildiğim kadarıyla. Evet, halihazırda şu anda özellikle Amerika'da da çok popüler. Hı hı. Zaten Amerika'daki ofisimizle beraber geliştirildi bu da aynı şekilde. Normal bir zile nazaran hani tek şekilde değil, 3 tane üst üste farklı boyutlarda zilin bir araya gelerek sıkıştırılarak sizin dediğiniz gibi alkış sesini çıkarmak için vurulduğunda çıkartılan ses için yapıldı bu zil. Tamamen efektif zil olarak kullanılıyor. Evet. Efekt zil olarak kullanılıyor. Efekt. Kendi başına çalınması için değil de dediğiniz gibi en çok hip hop, rock'tı vesaire de en son o tınıyı vermek için kullanılıyor. Evet. Aralarda bir nüans olması için kullanılan bir zil yani çıktı ortaya. Tabii ki sonradan çok taklitleri yapılmak istendi ama muhtemelen bir şey çıktı mı zaten. Muhtemelen taklitler aslında ışıtır diyerek. Ama işte bu çok enteresan yani. Şimdi bunu bir makine yapsa veyahut da işte elektronik davullar var, işte kendi içinde binlerce ses barındıran, efendim öyle bir efekt düğmesine basıyorsun, öyle bir şey çıkıyor. Bu öyle bir şey değil, bu yine elde yapılmış. Her ses için farklı zile ihtiyacınız var gibi bir şey aslında. Aynen. Çok enteresan bir şey. Şimdi onu birazdan size aşağıda atölyeyi dolaştığımız zaman göstereceğiz. Tabii ben böyle atölye dediğime bakmayın, burası bayağı büyük, kat kat üretimin yapıldığı koca bir kompleks. Biz de işte gezebildiğimiz kadarını birazdan hep birlikte gezmeye çalışacağız. Evet, şimdi bu da yukarıda bahsettiğimiz clap sound denilen, yani alkış sesi çıkartan zilimiz. Bu da aynı diğerleri gibi elde yapılan bir şey. Bunu daha çok hangi türlerde kullanıyorlar Rudy?
Yani aslında daha çok sert bitimli müziklerle kullanılıyor. Daha çok rock'ın veya metalin bittiği yerlerde son ses olarak da verebiliyor. Arada geçiş olarak da kullanabiliyoruz. Aha. Ama dediğim gibi arada daha böyle müzikalin geçişlerini kullanmak için yapılan efektif kullanılan bir zil. Evet. Peki. Evet sevgili dostlar. Bugün İstanbul Hagop zillerinde enteresan bir gün geçirdik. Başından sonuna sevgili Sinan, sevgili Rudi yardımcı oldular. Senin son bir şey söylemek istediğin var mı izleyenlerimize? Siz olabildiğince bilgi donanımıyla gelmişsiniz zaten. Teşekkür biz ederim. De ekleyebildiğimiz kadarını ekledik. Söyleyebileceğim pek bir şey kalmadı aslında. Peki. Sevgili izleyenler, sevgili dostlar. Biz bugünkü ziyaretten gerçekten keyif aldık. Bilmediğimiz bir sürü şeyi öğrendik aslında. Sizlere de aktarabildiysem, sizler de keyif alabildiyseniz bu bölümü izlemekten. Biz çok sevineceğiz. Klasik sözlerle kapatacağım. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hele hele abone olmayı hiç unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.